bu konuda çok muzdaribim. Bu ağrılar ne zaman fıtık oluyor? Sindirimdeki sorunlar bile boyun ağrısı yapar. Umurilik soğanıma kadar ağrıttınız diyorum. Yani onu da boyun çekiyor. Her şey boyun çekiyor. Boyun kafayı taşıyor, çok hareket yapıyor. Onun için boynumuza çok dikkat etmemiz lazım. Birden bir şey kaldırıyor. Eyvah, fıtığım patladı diyor. Beklenmedik ani bir hareket fıtığa sebep olabilir. Ameliyatsız, dikişsiz, kanama olmadan, iz olmadan yarım saat, bir saatlik fıtık tedavisi gerçekleşiyor. Hocam çok iyiymiş. Ameliyatsız, ağrısız, kanamasız, nükleoplasti ile boyun ve bel fıtığından kurtulmak mümkün. Benim tipimde var mı fıtık hastası tipi? Şöyle bir karşıdan bir bakın. Yok, sizde daha çok normal boyun ağrısı. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim çok merak ettiğim ve biliyorum ki sizlerin de çok merak ettiği bir konuyu işin uzmanıyla konuşacağız. Beyin omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Murat Karakuş hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında biz hoş geldik. Evet, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Ben biliyorsunuz ki bu konuda çok muzdaribim. Hocayı böyle aradık. Dedik ki hocam gelebilir miyiz? Sağ olsun bize vaktini ayırdı. Ve hocayı ofisinde ziyaret ettik. Sizlerin çok merak ettiği soruları da hocama soruyor olacağım. Hocam şimdi ben bu programda kendi merak ettiklerimi soruyorum. İzleyicilerin merak ettiklerini soruyorum. Tek bir şartım var. Alanının ehline soruyorum soruları. Dolayısıyla hepimizin çok fazla ağrıları oluyor. Boyunda ağrı oluyor, omurgada ağrı oluyor. Çok acı çekiyoruz, ağrı çekiyoruz. Ama bu ağrılar ne zaman fıtık oluyor? Ne zaman fıtık diyoruz? Çok güzel bir konuya temas ettiniz. Az önce kuaförüm de bana boynum çok ağrıyor, şu kısımlarım çok ağrıyor diye sordu. Yanınıza geleceğim, muayene olacağım diye. Ben hemen şunu sordum. Herhangi bir mide bağırsak sorununuz var mı diye. Tabii çok şaşırdı. Sindirim sistemi bozuklukları, bir mide ekşimesi, mide yanması, sindirimdeki sorunlar bile boyun ağrısı yapar. Çünkü enteresan. Niye? Oranın sinir sistemi boyun kaslarımıza giden sinirlerle etkileşim halindedir omurilikte. Onun için basit bir akciğer problemi bile, bir kalp problemi bile boyun ağrılarına sebep olabilir. Tabii ben de hemen kendisine şunu sordum. Geceleri diş sıkmaların var mı? Aa evet hocam dedi. Eşim söylüyor. Geceleri diş sıkmalarım da var dedi. Tabii ki bu sorunda en çok tabii stres, sıkıntıdan kaynaklanıyor. O diş sıkmalarına da mutlaka gerekli tetkikler ve fizyoterapiyle, gerekli modern teknolojinin geliştirdiği yöntemlerle diş sıkmaya da çare bulmak lazım. Çünkü bu sefer dişler de elden gidiyor. Onun için boyun ağrılarının çok çeşitli sebepleri olabilir. Ama tabii ki boyun ağrılarının %10'luk bir kısmı boyun fıtığından da kaynaklanabiliyor. İşte boyun fıtığı olduğu zaman konu tamamen bizim alanımıza giriyor. Burada gerekli muayeneyi önce yapmak, hastayı çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Zaten kapıdan girişinden, yüzünün şeklinden, bize anlatırkenki halinden ve bir de muayene yaptığımız zaman biz teşhisi %90 koyuyoruz zaten. Hocam kolumu kaldıramıyorum, saçımı tarayamıyorum. Hocam benim bu ya, benim tipimde var mı fıtık hastası evet, tipi? Şöyle bir karşıdan bir bakın. Yok, sizde daha çok normal boyun ağrısı gibi. Aa, süper, harika. Biz muayenemizi de artık yaptığımız zaman sorun omuzdan mı kaynaklanıyor? Yoksa yansıyan bir boyun ağrısı mı? Yoksa boyun fıtığının ağrısı mı? Onu az çok %90 tespit etmiş oluyoruz. Tabii ki gerekli MR filmleri, tomografi, elektriksel ölçüm dediğimiz sinirlerin EMG testiyle de artık %100'e yakın bir teşhis neredeyse konmuş oluyor. Ondan sonra tedaviye geçiliyor. İnsanlar çok merak ediyor. Fıtık teşhisi konulmuş ya da bundan şüphelenenler asla şunları yapmasın diyeceğiniz ne var? Boyun fıtığı anlaşıldıktan sonra zaten en pratik bilgi şu. İlaçla, fizik tedaviyle ve en başında tabii istirahatle bunların çoğu geçiyor. Bu konuda içleri rahat olsun. Yani boyun fıtıklarının da büyük bir kısmı geçiyor kendiliğinden veya konservatif tedavi
tedavilerle, ilaç tedavisiyle, fizik tedaviyle, çeşitli tedavilerle geçiyor. Beyin ve sinir cerrahisi için kritik olan bir genel tecrübe vardır. 2 ayı geçen şiddetli boyun ağrısı, omuz ağrısı, kol ağrısı, ondan sonra daha ilerleyen zamanda bir uyuşma, bardağı tutamıyorum, parmaklarım çok uyuşuyor, kolumu kaldıramıyorum. Bu artık 2 ayı geçiyor. Hatta çok daha ileri düzeylerde bir dengesizlik olabilir. Kulak çınlamaları olabilir, depresyona neden olabilir. Baş dönmesi, dengesizlik olur. Bu durumda artık tabii ki girişimsel tedavilere daha çok yöneliyoruz. Çünkü diğerleri artık yeterli olmamış. Girişimsel tedavide de nükleoplasti, radyofrekans ve epidural enjeksiyonlar gündeme geliyor. Eskiden ne yapıyorduk? Yani bundan 10 sene önce, 20 sene önce hani ilaç, fizik tedavi, istirahatle geçmiyorsa ve kronikleşmişse, yani 2 ayı da geçiyorsa, ameliyata daha çok yönleniyorduk. Ameliyat çok yapıyorduk. Ben de bir beyin omurilik sinir cerrahı olarak ben de yaptım çok. Ama şimdi son 10 yıldır tüm dünyada ve ülkemizde girişimsel tedavilerin, yani ameliyatsız çözümlerin, nükleoplasti tekniklerinin gelişmesiyle artık bir günde standart, tüm dünyada bu böyle. Geliyorsunuz, 1 saat hazırlık, sonra bir yarım saat işlem röntgen altında, ameliyatsız, dikişsiz, narkozsuz, kan yok, iz yok. Ondan sonra bir 3 saat dinlenme, çok steril koşullarda, ameliyathane şartlarında ama ameliyat değil. Ondan sonra evinizde bir 3 gün dinlenmenizi istiyoruz tedbire. Ondan sonra 3 gün sonra artık ev işlerini yapabiliyorsunuz veya işinize gidebiliyorsunuz, günlük hayatınıza dönebiliyorsunuz. Siz biliyorsunuz ama mesela ben şu an yeni öğrendim. Nedir bu nükleoplasti? Yani ameliyatsız olarak boyun fıtığı ve bel fıtığı, evet, tedavi ediliyor. Tedavi ediliyor diyorsunuz. Tabii. Tam şifa veriyor mu hocam bu operasyon? En önce şunu söyleyeyim. Beyin ve omurilik sinir cerrahisi uzmanı olduğum için iki kriterimiz var genelde. İlerleyen kuvvet kaybı, hızla bir kolda güç kaybı veya hızla bir bacakta güç kaybı, ayakta güç kaybı yoksa, küçük abdest, büyük abdest kaçırma yoksa, aşırı bir işte boyun fıtığından dolayı bir dengesizlik, güç kaybı yoksa, kesinlikle ameliyatsız tedaviler, girişimsel tedaviler %70-80'lere varan, hatta 90'lara varan kalıcı bir tedavi sağlıyor. Peki hangi durumda nükleoplasti uyguluyorsunuz? Bu iki kriter çok önemli. İlerleyici bir kuvvet kaybı yoksa, küçük abdest, büyük abdest kaçırma, dengesizlik gibi problem yoksa, yani kısaca nadiren görülen, kesin ameliyat, acil ameliyat endikasyonları yoksa, büyük bir çoğunluk hastamızda ameliyatsız boyun fıtığı, bel fıtığı tedavileri kalıcı bir tedavidir, etkilidir. Ameliyatsız olarak boyun fıtığının içine, iki omurga arasındaki o kıkırdağın, diskin içine girmek veya belde ise, sırttaysa yine iki omurga arasındaki o kıkırdağın, diskin içerisine hareketli röntgen, fluoroskopi eşliğinde, steril şartlarda girerek, o bölgeye ulaşarak oradaki basıncı azaltmak. Neden? Çünkü boyun omurları arasındaki o disk çok basınçlı. Onun için zayıf bir yer bulmuş. Kolumuza giden siniri sıkıştırıyor. Onun için boyun fıtığıyız. Ya da bacağımıza giden siniri sıkıştırıyor. Fıtık yapmış, yani fırtlamış. Ben ona üzüm tanesi diyorum. Siniri sıkıştırıyor ve bel fıtığı oluyoruz veya sırt fıtığı oluyoruz. Amaç nükleoplastide o diskin içine girip o basıncı azaltmak. O basıncı azalttığımız zaman o üzüm tanesi kuru üzüm haline geliyor. Ondan sonra sinir rahatlıyor. Şişi ödemi geçiyor ve hastamız 3 hafta içerisinde kalıcı kesin bir tedaviye kavuşmuş oluyor. Peki hocam, ameliyatla nükleoplasti arasında nasıl bir mühendislik farkı var? Şimdi nükleoplastiyi anlattınız. Ameliyat artık daha böyle acil, akut durumlarda anladığım kadarıyla müracaat ediyorsunuz. Nasıl bir mühendislik farkı uyguluyorsunuz orada? Çok büyük fark var. Düşünün, buradan Amerika'ya gideceksiniz. Yürüyerek gidebilirsiniz. Hani otobüsle gidebilirsiniz ve uçakla gidebilirsiniz. Hani evet, ulaşıyorsunuz ama tabii çok fark var. Teknik fark var. Nükleoplasti genelde 3 teknikle yapılıyor. Bu iki omurga arasındaki basınçlı diskin içine ozon verebilirsiniz. Ozon gazı. Nükleoliz deniyor. Ozon nükleoliz. Veya lazerle ulaşabilirsiniz. Lazerle ısı verebilirsiniz. O basıncı düşürürsünüz. Çünkü buharlaştırıyorsunuz. Basıncı düşünü, bir miktar diski, kıkırdağı buharlaştırıyorsunuz. Veya radyo frekans ısısıyla buharlaştırıyorsunuz. Yakıyorsunuz. Basıncı düşürüyorsunuz. Şimdi düşünün, geldiniz muayeneye. Hazırsınız. Gerekli hazırlıklar yapılmış. Bir saat içinde işleme giriyorsunuz. Kesi yok, kanama yok, dikiş yok, iz yok. O diskin içerisine ulaşıyoruz. İşlem bir yarım saat, bir saat arasında sürüyor. Ondan sonra bir 2-3 saat dinlenmeden sonra evinize gidiyorsunuz.
gidiyorsunuz. Ben maksimum bir haftada normal hayatıma geri dönüyorum. Ve günlük hayatınızdasınız. Sizin önerilerimizi, doktorunuzun önerilerini de yerine getirdiğinizde tekrarlama riski de yok veya çok az. Gerçekten ameliyatsız tabii, oluyor, çözülüyor yani. Oluyor tabii. Son 10 senedir özellikle çok gelişti. Hatta şunu da söyleyebilirim. Birçok ultrason konusunda uzmanlaşmış meslektaşlarımız bazı girişimleri hani omurga eklemlerine veya bazı o faset eklemlerine ultrason yardımıyla bile ulaşabiliyorlar. Hiç radyasyon olmadan. Aa, çok iyi. Ameliyat tabii çok farklı. O en son çare. O hep cebimizde duruyor. O en son çare. Mümkünse ameliyatı hiç başvurmuyoruz. Çünkü orada ne yapıyoruz? Ameliyatta uzun hazırlık dönemi var. Orada bir takım dokuları geçiyoruz. Cilt altı, kas, laminektom dediğimiz bir parça kemik alıyoruz. Kanayan damar olur, sonra yakıyoruz. Bir parça oradan disk alıyoruz. Çok zahmetli. Yapana da yaptırana da. Sonra iyileşme süreleri uzun sürüyor. Ameliyattan sonraki ağrılar tahmin edilmeyeceği derecede uzun sürebiliyor. Ve bazen de o ameliyat yerinde fibrozis dediğimiz yapışıklık oluşabiliyor. Komplikasyon olarak. Tabii. Ameliyattan sonra da nüks, yani tekrarlama riski bizim bu ameliyatsız girişimsel tedavilerimize, nükleoplastiğe göre biraz daha fazla görülüyor. Hocam şimdi daha önce boyun fıtığı ya da bel fıtığı ameliyatı olmuş ama yıllar sonra ağrıları tekrar şiddetlenmiş, fıtık nüks etmiş. Bir, bu neden oluyor? İki, ne yapıyoruz? Üç, nükleoplasti burada devreye giriyor mu? İşin açıkçası eskiden bir bel fıtığı, bir boyun fıtığı ameliyatı yaptıktan sonra işte 6 ay sonra, 6 yıl sonra fark etmez. Hastamız bize geldiğinde gerçekten biz de böyle bir endişeleniyorduk. Çünkü ikinci defa ameliyat bir zahmet. Hem hasta için hem biz için. Sonra ikinci defa ameliyatta orada tabii fibrozis dediğimiz az veya çok bir yapışıklık olduğu için biraz daha ilk ameliyata göre ameliyat biraz daha teferruatlı olabiliyor. Yani nükste biraz çekiniyorduk açıkçası. Ama bu girişimsel tedaviler geliştikten sonra artık bizim için emin olun hiç fark etmiyor. Hasta ilk defa boyun fıtığı veya bel fıtığı olmuş, sırt fıtığı olmuş veya ikinci defa nüks etmiş, üçüncü defa nüks etmiş veya daha önce 2-3 defa, 4 defa ameliyat olmuş. Hatta halk arasında platin takılmış denen stabilizasyon ameliyatı bile geçirmiş. Burada ne yapıyoruz? Hastamız sanki ilk defa gelmiş gibi muayene ediyoruz. MR'larını değerlendiriyoruz. Benim 3 tane fıtığım tekrarlamış, nüks etmiş dese de, 5 tane fıtığım var dese de biz özellikle seçiyoruz. Hangi fıtıklar şikayete neden oluyor, zarar veriyor, seni zora sokuyor. Mesela 2 tanesi. Bir bel fıtığı, bir boyun fıtığı olabilir veya 2 tane bel fıtığı olabilir. Biz aynı şekilde girişimsel olarak ameliyatsız, narkozsuz nükleoplastimizi veya kombine tedaviler, radyo frekansımızı, epidural enjeksiyonumuzu yapıyoruz ve gene ameliyatsız çözüme kavuşmuş oluyor. Hasta yakınları rahatlıyor. İkinci, üçüncü defa ameliyat olduğu halde bakın dördüncü kere geldik ama sorun çözüldü. Tabii burada şunu belirtmemiz lazım. İşlemden sonra da hemen hastanın ağrıları geçebiliyor. Veya diyoruz ki bir 3 hafta, 4 hafta bekle. Tam şifa için 3-4 hafta. Şifa için bir 3-4 hafta bekle. Hatta bu arada bir zaman zaman hani o bölgede bir rahatsızlıklar hissedebilirsin. Ama emin olun 3 hafta, 4 hafta sonraki kontrollerde büyük bir çoğunlukla hasta ve yakınlarının yüzü gülerek geliyorlar. Çok tabii ayrı. Bizim de yüzümüz gülüyor. Tabii canım. Siz de emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Onların hepsi sizin çocuklarınız. Ben biliyorum. Hekimler öyle görüyor. Şimdi hocam konu konuyu açıyor. Benim böyle kafamda bir sürü soru baloncuğu oluştu. Şunu sormak istiyorum. Dediniz ya hastanın 3 tane fıtığı var, 5 tane fıtığım var diyor. Ben böyle gelmeden önce araştırırken siz bunları galiba seviye diyormuşsunuz. Evet. 2 seviye, 3 seviye. Aynen. Şimdi bu neden oluyor mesela boyunda 2 tane, 3 tane, 5 tane dediniz. Gerçekten çok dramatik yani boyunda 5 tane. Nasıl oluyor? Neden oluyor? Bir de galiba sizin anlattığınızdan şunu anladım. Diyelim 5 tane, 5 seviye yırtık var ya da fıtık. Hepsini onarmanıza Hayır. gerek olmuyor mu? Ya tabii, bu çok tabii. kritik bir şey. Bunu biraz açar mısınız? Almanların bir sözü var. Bozulmayana dokunmayacaksın. yani gerçekten böyle bu mekanik. Artık ben bozuldum, ben onlar diye bağıranlardan başlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani 5 tane fıtık olabilir ama bunun ikisi, üçü size hiç zarar vermiyordur. Bir tanesi veya 2 tanesi zarar veriyordur. Veya 2 fıtığınız size rahatsızlık veriyordur. 2 tane de arkada faset ekleminiz size rahatsızlık veriyordur. Biz onlara yönelik tedavi yapıyoruz. Bu şekilde hiç endişelenmeye gerek yok. Bir kere boyun çok hassas. O çok masum. Çünkü kafayı taşıyor, büyük bir ağırlık taşıyor. Sağa sola, öne arkaya, yana büyük hareketleri var ve desteği yok.
sırt ve bel gibi çok destek kasları, çok destek dokuları yok. Bir de her şey onunla etkili. Hocam şimdi dedi, başta saydınız ya, bağırsağınızda var mı, diş sıkıyor. Ben mesela çok sinirleniyorum ya da bir şeye çok üzülüyorum. Diyorum ki omurilik soğanıma kadar ağrıttınız diyorum. Yani onu da boyun çekiyor. Her şey boyun çekiyor. Bel ve sırt gene neyse, hani sırtta işte göğüs kafesimiz var. Belde çok sayıda çok iri kaslarımız, dokular var. Ama boyun kafayı taşıyor. Çok hareket yapıyor. Gerçekten çok zor bir durumda. Korumasız diyelim. Yani bu tıpta böyle kabul ediliyor. Boyun bayağı bir korumasız. Onun için boynumuza çok dikkat etmemiz lazım. Hocam şimdi çok önemli bir konuya değindiniz. Günümüzde neredeyse herkes bu dertten muzdarip. Boyun ve bel fıtığının başlıca nedenleri nedir desem ne dersiniz? Çok güzel bir konuya temas ettiniz. Tüm dünyada tıpta kabul edilen modern şehir hayatı, modern teknoloji en büyük sebep. Neden? Çünkü artık tezgahların başında işçilerimiz saatlerce kalıyor. Hatta birçok ülkede bu 10-12 saatleri buluyor ve dinlenme fırsatı da bulamıyorlar. Yani uzun süre mesai, rutin işleri yapmak, trafikte de zaman geçirdikleri için çok uzun süre, gece evde dinlenme zamanı kalmıyor. Uykuya zaman kalmıyor. Gece uykusu da insan vücudunun iyileşmesi için, toksinleri atması için çok önemli. Toksinleri atamazsak iyileşme de, tedavi de olmuyor. İkinci en büyük sebep bu modern hayatın getirdiği hareketsiz yaşam. Arabada, bilgisayar başında, çocuklar bile bilgisayarın başında artık 3 yaşından itibaren tabletin başında. Hareketsiz yaşam. Bilgisayarın başında saatlerce kalıyoruz. İşimiz bunu gerektiriyor. Üçüncü sebep de hareketsizlik ve obezite, şişmanlık. Bunlar en büyük sebepler. Hocam her obez ya da her fazla kilolu potansiyel bir fıtık hastasıdır diyebilir misiniz? Hareketsizlik ve obezite çok büyük bir faktör. Omurga arasındaki o diskler, o kıkırdaklar çok hassas ve direkt damarlanmaları yok. Kanı emerek, tabiri caizse absorpsiyonla alıyorlar. Onun için o disklerin sağlığı çok önemli. Siz obezseniz metabolizmanız da bozuluyor demektir. Genetik olarak çok sağlamsanız tabii fıtık olmazsınız. Ama birçok insan o hareketsizlik ve obezite, hele bir de sigara gibi zararlı alışkanlıklar varsa, boyunda ve beldeki o iki omurga arasındaki disklerin beslenmesi bozuluyor. Hele bir de üzerine bir travma, bir enfeksiyon, bir ani beklenmeyen bir aşırı hareket binerse işte bardak taşıyor, zayıf yerinden fırtlıyor, o üzüm tanesi oluşuyor, o siniri eziyor ve fıtık oluyor. Ay hocam bir dakika, siz konuştukça sorular soruları doğuruyor. Şimdi birkaç teknik sorum daha var ama hani bir travma varsa dediniz ya, birden bir şey kaldırıyor, eyvah fıtığım patladı diyor. Evet. Bu halk arasında doğru bilinen bir yanlış mı? Yoksa gerçekten bunun bilimsel olarak literatürde bir karşılığı var mı? Yani böyle ani hareketlerimize dikkat edecek miyiz? Herkesin bir günlük yaşamı var. Kimi tezgah başında çalışıyor, kimi ev hanımı. Burada alışık olmadığımız çok ani hareketler yapmamamız lazım. Beklenmedik ani bir hareket fıtığa sebep olabilir. Ama tabii ki günlük hayatın getirdiği zorlukların yanında tıp teknolojisi de çok geliştiği için nükleoplasti, kombine tedaviler, radyo frekans ve epidural enjeksiyon gibi uygulamalarla ameliyatsız, dikişsiz, kanama olmadan, iz olmadan misafir ediyoruz sizi. Yarım saat, bir saatlik bir tedaviyle ameliyatsız fıtık tedavisi gerçekleşiyor. Hocam çok iyiymiş. Ameliyatsız, ağrısız, kesisiz, kanamasız, en fazla bir haftada normal hayata dönüşlü bir şekilde nükleoplastiyle boyun ve bel fıtığından kurtulmak mümkün. Multidisipliner çalışıyoruz kliniğimizde. Algologlarımız, dahili branşlar. Burada algolojinin ve ağrı bilimiyle uğraşan uzmanlarımızın önemi nerede? İlaç teknolojisi de çok geliştiği için, onlar da anestezi kökenli olduğu için o işlem sırasında size bir ameliyat yok, kesi yok, dikiş yok, kanama yok, ama bir de o algologların marifetiyle, ilaç teknolojisinin marifetiyle siz hafif uyuyorsunuz. Pek bir şey de duymuyorsunuz yani. Sadece böyle bayağı bir işlemle ilgili ısrarla bir şey sorduğumuz zaman cevap verebiliyorsunuz. Aynı hafif uykuda gibi. Ama genelde o yarım saat, bir saat içinde büyük bir konfor içinde hafif uyuyorsunuz. Sedasyon diyoruz buna. Çok konforlu oluyor genelde. Bu işin olmazsa olmaz parçalarından bir tanesi algoloji uzmanları. Evet. Bunu bir başka videoda Özgür Hoca ile detaylandırmak istiyorum. Tamam. Sizi yakalamışken iki sorum daha var. Bir,
Hocam bu boyun fıtığını detaylı olarak konuştuk ya sizinle. Buna uygun yastık seçimi de önemli mi? Tabii çok önemli. Bir kere bizim boynumuz lordoz dediğimiz böyle C şeklindedir. Onun için gece yattığımızda mutlaka o boşluğa, boynumuzun o boşluğuna mutlaka bir havlu gibi veya bir ortopedik yastık gibi mutlaka o boşluğun doldurulması gerekir. Ya boyun fıtığından korunmak için en sağlıklı uyku biçimi sırt üstü yatmak mı? Sırt üstü ve yan yatmak. Yan. Bu en önemlisi. Yüzüstü yatmak, yüzü kuyun yatmak zararlı genelde. En güzeli sırt üstü ve yan yatmak. Ortopedik yastık en güzeli veya buraya bir havlu gibi o lordozu dolduracak, o boşluğu dolduracak bir materyal önemli. Hocam şimdi ben sizinle böyle röportajı gelmeden önce biraz araştırma yaparken çok değişik bir tanımla karşılaştım. Evlerden ırak yani. Dar kanal. Evet. İçinde ne var? Bel fıtığı var. Kayma var. Kireçlenme var. Hepsi bir arada. Çok sıkıntılı bir süreç şüphesiz ki. Nükleoplasti ile bu da çözülüyor mu? Çözülüyor. Şimdi beyin ve sinir cerrahisi olarak tabii dar kanal deyince bizim neredeyse bütün meslek hayatımız yani 30 yılımız bu bel fıtığı, boyun fıtığı dar kanalla geçti. Dar kanalı ben şöyle hep söylüyorum. İkiye ayırıyorum omurga rahatsızlıklarını. 50 yaşından önce genelde 40 yaşından önce boyun fıtığı, bel fıtığı gözüküyor. Hani genel olarak tabii ki dar kanal da gözükebilir ama 40-50 yaşından sonra dar kanal artık başlıyor. Neden? Çünkü kireçlenmeler yani omurga kemiklerinin ve ligaman dediğimiz yumuşak dokuların kireçlenmesiyle o sinirlerin ve omurinin geçtiği yerler daralıyor ve dar kanal oluyor. İnsanlarımız çok endişelenmesin. Yani yaşımız 50-60-70-80 90 oldu diye biz dar kanalıyoruz zaten kireçleniyor demesinler. Niye? Bir kayma, bir fıtık, kireçlenme, yaş ilerledikçe dar kanal oluyor ama burada bir ipucu var. Siniri sıkıştırmıyorsa bunun bir önemi yok. Çünkü sokakta 80-90 yaşında, 70 yaşında birçok insan günlük hayatına devam ediyor. Belki bir MR çeksek dar kanal var ama sinirleri çok sıkıştırmıyorsa sorun yok. İçimiz rahat. Ha ne zaman ki benim 6 aydır kolumu kaldıramıyorum. Aman işte ya ben torunlara bakıyordum, ev işlerini yapıyordum, pazara gidiyordum. 65 yaşındayım daha, 70 yaşındayım. Ama 6 aydır ya evin içinde zor oluyor. Ne oldu bana? Yani hep örnek veriyorum işte ben Ankara'yı fetheden bir kadındım diyor. Torunlara bakıyordum, bütün alışverişimi yapıyordum. Ama 6 aydır hayat bana zehir oldu diyor. İşte orada biz bakıyoruz, evet muayene ediyoruz, MR'ları değerlendiriyoruz. Evet kayma, fıtık, dokuların kireçlenmesi, dar kanal oluşturabilir. Ama nerede bir omurilik veya sinir sıkışması var onu tespit ediyoruz. Nükleoplasti ile diskin içine ulaşıp oradaki basıncı düşürüyoruz. Arka fasit eklemlerde radyo frekans, enjeksiyon gerekiyorsa bir zar etrafına sinir etrafına bir enjeksiyon gerekiyorsa bunu gerçekleştiriyoruz ve kombine tedaviyle nükleoplastiyle ameliyatsız, narkozsuz, dikişsiz, kanama olmadan aynı gün tedavisi tamamlanmış oluyor. Yani dar kanalında büyük oranda tedavisi var ameliyatsız olarak. Aslında mı buluşmuş hocam bu ya? Tabii. Gerçekten. Ama şunu da tabii ekliyoruz. Çok ileri boyutta bir dar kanal varsa artık hiçbir tedavi seçeneği olmuyorsa tabii ki onların da ameliyat gitmesi için yönlendiriyoruz. Pekala hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür çok kıymetli ediyorum. Bilgilerdi. Efendim size de çok teşekkür ediyoruz. Beyin omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Murat Karakuş hocam bu bölümde bizlerle birlikteydik. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.